Burası öyle bir yer ki Avrupa ile Asya'nın gerçek manada buluştuğu bir yer. On binlerce yıllık tarihi olan medeniyetlerin diyarı burası. Toplumlar bu topraklarda önce köyler yaptılar, sonra mimariler inşa ettiler ve nihayetinde ise imparatorluklara sahip oldular. Deyim yerindeyse her şeyin başladığı yer burası. Gerçekten de dünya tek bir ülke olsaydı oranın başkenti muhtemelen İstanbul olurdu dedi Napolyon. Günümüzde 20 milyondan fazla insana ev sahipliği yapan dünyanın en kalabalık 5 şehrinden biri İstanbul. Her yıl İstanbul'a farklı amaçlar için nüfusunun %5'i kadar insan geliyor. Bu oran bir metropol için bile fazla. Şehir nesiller önce olduğu gibi bugün de kozmopolit bir yapıya sahip ve pek çok yabancı insanın uğrak yeri durumunda. Zira 20 milyonluk nüfusun sadece %25'i İstanbul'da doğdu ve aslında şehrin yarısından çoğu sonradan buraya gelip yerleşenleri kapsıyor. Genele bakacak olursak 90 milyona yakın Türkiye nüfusunun yaklaşık 5'te birinin sadece İstanbul'da yaşadığını söylemek mümkün. Bu denli bir kalabalığa rağmen geleni kendisine aşık eden bir şehir İstanbul. İçerisinde antika dükkanları, sayamayacağınız kadar çok kafeler, restoranlar, otantik mağazalar, tarihi miraslar, hemen herkesin kafa dengine uygun insanlar var burada. Türkiye'de bir şey mi alıp satmak istiyorsunuz? İstanbul'dan daha canlı bir pazar bulamazsınız. Bir spora aşığı mısınız? Ülkenin en iyi spor müsabakaları burada oynanıyor. Üstelik mükemmel bir Marmara Denizi'ne ev sahipliği yapıyor bu şehir. Bu anlamda şehre sadece kara ve hava yoluyla değil, deniz üzerinden de büyük yolcu gemileri yanaşıyor ve bu da şehri aynı zamanda turistik bir bölge haline getiriyor. Fakat şehrin turizm potansiyelinden olsa gerek, İstanbul bir o kadar pahalı ve daha çok zenginlere hitap eden bir yer. Özellikle alışveriş merkezleri ve ev kiraları Türkiye'de pahalılık sıralamasında başı çekiyor. Şehre özellikle cumartesi ve pazar günleri dünyanın en büyük yolcu gemileri binlerce turist bırakıyor. Bu insanlar çoğunlukla Avrupalı ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen insanları kapsıyor. O nedenle limana yakın yerlerdeki kafelere oturursanız muhtemelen İstanbul'daki en pahalı kahveleri yudumlayabilirsiniz. Buradaki kafeler ve restoranlar sattıkları her ürün için 100 lira civarında yani 4 dolar bandında bir kar marjı ekliyorlar. Hatta Galata Port gibi yerlerde fiyatların sıradan bir insan için daha da pahalı olduğunu belirtmek gerekir. Fakat özellikle yaz aylarında şehrin sahil hattında her gelirden insan için ortak eğlence alanları kuruluyor. Canlı müzikler, etkinlikler, sergiler, DJ'ler ve daha fazlası İstanbul'u daima canlı tutuyor. Yılın bu aylarındaysa insanlar kışlıklarını üzerlerine geçirmiş durumdalar ve sadece sahili gezmekle, yürüyüşler yapmakla yetiniyorlar. Tabii sahil kenarlarında zaman zaman sigara izmaritleri, cam şişeler ve çeşitli atıklar görmek üzücü olabiliyor. İnsanlar buraları temiz tutsalar belki de bu belediye emekçilerine pek bir iş kalmazdı ve daha az yorulurlardı. Ancak buna rağmen son derece gülümseyen, işini severek yapan iyi kalpli insanlardır bu temiz yüzlü Türk emekçileri. Görüşürüz kardeşim. Fakat deniz manzarasına ve kıyılarda dolaşan botların şehre kattığı ahenge bakarsanız, orada bulunmak gerçekten de iyi hissettiriyor. Sabahın erken saatlerine rağmen adım attığınız her yer kalabalık ve pek çok turist kafilesine rastlıyorsunuz İstanbul'da. Burası ise Haliç Köprüsü. Üzerinden bir metro hattı geçiyor. Bir metro yolu olmasına rağmen orada yaya olarak da gezebilir ve muhteşem İstanbul deniz manzarasını ayaklarınızın altında hissedebilirsiniz. Hatta deniz kenarlarında balık ekmek satan seyyar veya dükkan sahibi işletmeler de görebilirsiniz. İstanbul'da sahilde balık ekmek keyfi yapmak son derece popüler bir olay ve yoğun ilgi görüyor. Korku endişe. Let's see.
Ekmekleri genellikle uskumru ile ızgarada yapıyorlar. Birazcık soğan ve yeşillik ile ortaya muhteşem bir lezzet çıkıyor. Mesela Karaköy'de sadece çorba satan işletmeler de var ve aradığınız her türden çorbayı sıcak sıcak tadabiliyorsunuz. İnsanlar bu işletmelerin önünde adeta sıraya giriyorlar. Ayrıca İstanbul'a ilk kez gidecek biriyseniz orada şunu da rahatlıkla fark edebilirsiniz. Özellikle Beyoğlu Cihangir'in ara sokaklarında şehrin dokusuna renk katan fazlaca kedi var. Cihangir'in mimari dokusu, oradaki insanların şık ve kendilerine özgü tarz giyimleri, misafirperver tutumlarıyla da birleşince huzurlu sıcak bir ortam doğmuş oluyor. Renkli binalardaki grafitiler, dik ve dar yokuşlar, hayvansever insanlar ve daha fazlasını Beyoğlu Cihangir'de bulabiliyorsunuz. İnsanların yüzlerine baktığınızda daha çok genç ve orta kesimin bu bölgede yoğunlaştığını, duruş anlamındaysa dinamik, kendisine bakan, enerjik bir görünüme sahip olduklarını görebiliyorsunuz. Kaldı ki burası zaten Taksim'e ve Galata Kulesi'ne oldukça yakın bir yer ve bu lokasyonlar çok fazla ziyaretçi aldığından haliyle Beyoğlu, Karaköy bölgeleri de bolca renkli insana ev sahipliği yapıyor. Hatta Karaköy bir dönem İstanbul'daki genel evlerin merkez noktasıydı. O genel evler Karaköy'de Zürafa Sokak'ta bulunuyordu ve pandemi sonrası kentsel dönüşüm sebebiyle birer birer yıkıldılar. Elbette Taksim'in arka tarafında Tarlabaşı gibi tehlikeli sayılabilecek bölgeler de var. Tarlabaşı Mahallesi, bazılarına göre İstanbul'un en tehlikeli bölgelerinden biri. Civarda evsiz olarak sokaklarda yatan insanları görmekse yürek burkuyor. Hemen birkaç kilometre ötedeki Nişantaşı tarafındaki insanlarsa daha marjinal görünüyorlar ve daha farklı hayatlar yaşıyorlar. Bu durum aslında İstanbul'un ve hatta Türkiye'nin tam anlamıyla zıtlıklar ülkesi olduğunun bir göstergesi. Bir yandan çok muhafazakar bir toplum var ve yolda gezinirken onların yaşam tarzları hakkında tahminler yürütebiliyorsunuz. İstanbul'da şehrin içinde böylesine muhafazakar bir toplum varken hemen birkaç kilometre ötede ise trans insanların aynı havayı soluduğu bir yer İstanbul. Elbette herkesin yaşam tarzına saygımız var. Sadece şu konuda dürüst olalım, İstanbul içerisinde farklı zihniyette farklı yaşam tarzlarına sahip toplumlar var ve bu toplumlar birbirlerinin yaşam tarzlarına gerçek anlamda pek saygı duymazlar. Karşı tarafın kendilerinden farklı olan yanlarını yadırgarlar. Bu durum toplum içerisinde bir sevgisizlik ve soğukluk yaratır. Yani farklı yaşam gelenekleri bu şehrin semt ve mahallelerinde keskin kutuplaşmalar yaratmış diyebiliriz. Bu sadece İstanbul'da değil, Türkiye genelinde de görülebiliyor. Dolayısıyla İstanbul ve Türkiye ne tam anlamıyla batılaşmış bir yerdir ne de tam anlamıyla doğu kültürüne sahiptir. Ancak İstanbul'da herkes için ortak bir yer var ki insanlar yabancılara karşı çok cana yakınlar ve kamera gördüklerinde gülümsüyorlar. Hayat bir kırbaçsa vur bana. Size bir konu hakkında yardım etmekten, ürünlerinden ikram etmekten keyif duyuyorlar. Sizinle sohbet etmek ve nereden geldiğinizi öğrenmek istiyorlar. Hemen her dükkanın önünde çay içen birileri var ve size çay ikram etmek onların hoşuna gidiyor. Sonrasında sizinle kendilerinden ortak bir yön bulup o konu üzerinden sohbeti sürdürmek istiyorlar. Elbette siz bir mülteciyseniz ve Suriye, Afganistan, Pakistan gibi yerlerden buraya geldiyseniz size karşı benzer bir tutum göstermeyebilirler. Eğer gündemi biraz takip ediyorsanız, dünyanın neresinden olursanız olun Türkiye'nin mültecilerden bıktığını biliyorsunuzdur. İstanbul bu konuda başı çeken şehirlerden bir tanesi ve oradaki esnafın daha fazla mülteciye tahammülü kalmadı. Türkler genel olarak vatanlarına doğrudan veya dolaylı olarak zararı olan insanları hangi ülkeden olurlarsa olsunlar sevmezler ve bu konuda haklı sayılırlar. En basitinden İstanbul'un uzun vadede büyük bir su problemi var ve dışarıdan gelen sığınmacılar şehrin su kaynaklarını Türklerle paylaşıyorlar.
Ayrıca pek çoğu devletten yardım desteği alıyor. Göçmenlerin ve sığınmacıların hepsi olmasa da büyük bir kısmı Türklerin işlerine konuyorlar, daha ucuza çalışarak Türklerle rekabet ediyorlar, bulundukları yerdeki asayişi bozma eğiliminde oluyorlar ve ev sahipleriyle kiracı durumlarında sık sık problemler yaşıyorlar. Dolayısıyla dünyanın mülteci yükünü çekiyor İstanbul ve Türkiye. Hal böyle olunca İstanbul halkı şehre turist olarak gelmeyen ve sığınmacı statüsünde olan kimselere karşı ön yargılı ve soğuklar. Bu durum son 13 yıl içerisinde oldu ve şu an için onların temelli geri dönüşe yönelik somut bir hamlesi yok. Kaldı ki Türkiye'nin büyük bir enflasyon sorunu var ve elinize aldığınız bir ürünün fiyatı her yıl %100'den fazla şekilde zamlanıyor ve fiyat 2-3 katına çıkıyor. Maaşlara gelen zamlar enflasyonun çok altında olduğu için insanların stres seviyeleri genellikle yüksek oluyor, dükkan sahipleri kiralarına ve vergilerine yetişemiyor, tüketici ise ürünlere ulaşamıyor. Türkiye'de asgari ücret şu an için 400 dolara karşılık geliyor ve bu anlamda dünyanın en düşük asgari ücretlerinden birine sahipler. Türkiye'de insanların maaşları neredeyse hiçbir zaman enflasyonun üzerinde olmadığından alım gücü asla artmıyor ve sürekli azalıyor. Örneğin İstanbul'da iyi bir mahalle ve semtte kiralar rahatlıkla 20 bin Türk lirası yani 700 doların üzerine çıkıyor ve halkın yarısı asgari ücretle çalıştığından insanlar bu şehirde çoğunlukla bir geçim sıkıntısı içerisindeler. İstanbul'da ülke standartlarının üzerinde bir yaşam elde etmek istiyorsanız ya Amerikan doları ve euro gibi değerli para birimleriyle maaş almalısınız ya da emlakçılık gibi bol kazançlı işlerle uğraşmalısınız. Şehirde istemediğiniz kadar çok emlakçı var ve özellikle zengin Arap ve Rus insanlarına ev satarak büyük paraları bir anda kazanmak istiyorlar. Çünkü bu şehir adına büyük bir arz talep söz konusu. Yabancılar 400 bin dolarlık bir ev satın alırlarsa Türk pasaportuna sahip olabiliyorlar ve Türkiye'de yerel bir insanın sahip olduğu oy kullanmak dahil tüm haklara sahip olabiliyorlar. Hal böyle olunca zengin yabancı kimseler tercihlerini ilk olarak İstanbul ve Antalya gibi yerlerden yana kullanıyorlar. Bu da emlak piyasasının ve emlakçılıkla uğraşanların sayısını günden güne arttırıyor. Tabii emlakçıların sattığı iyi evlere pek çok İstanbullu zaten ulaşamıyor. Onların asıl hedef kitlesi yabancıları kapsıyor. Durumu İstanbullular açısından değerlendirecek olursak, yerel halk hayatı büyük oranda plansız ve günübirlik yaşıyor. İnsanlar araç sürerken bir yandan bir şeyler yiyebiliyorlar veya trafikte en ufak bir şeyde kornaya sonuna kadar basabiliyorlar. Veya araç sahipleri yola istedikleri gibi park edebiliyorlar. Ayrıca İstanbul'da taksi sayısı epey yetersiz olduğu gibi taksi çağırırken taksiciler telefonda nereye gideceğiniz konusunda sizden bilgi alıyorlar. Şayet mesafe çok kısaysa çok yüksek ihtimalle sizi almaya gelmiyorlar. Çokça dükkan olduğunu söylemiştik. Eğer siz bu ülkeye yabancı bir insansanız, dükkanların tabelalarında sıkça bir tarih görürsünüz. Örneğin 1977'den beri gibi. Türkler için bu durum bir itibar meselesidir. Kuruluş tarihi ne kadar eskiye uzanıyorsa, Türkiye'de o işletme daha saygın bir görünüme ve imaja sahiptir. Böylece insanlar kuruluş tarihi eski olan dükkanlara girdiklerinde daha kaliteli hizmet alacaklarını düşünürler. Ayrıca İstanbul'da gideceğiniz medrese, cami tarzı tarihi yapılarda genellikle bir kişinin ismini aldığını görürsünüz. Bu da bir zamanlar için itibar meselesiydi. Örneğin İstanbul Fatih'te Cafer Ağa Medresesi var. Osmanlı'da varlıklı insanlar o dönem için paralarını harcayacak fazla bir seçenek bulamazlardı. Takdir edersiniz ki o zamanlar paranızla son model araba gibi şeyler alamıyordunuz. İnsanlar varlıklarını medrese, cami, çeşme gibi şeyler yapmaya harcarlardı ve bunlara kendi isimlerini verirlerdi. Bu nedenle tarihi yapıtların her birinin bir isme atfedilmiş olması şaşılacak bir durum değil İstanbul'da. Geçen videoda Türkiye'nin en kalabalık mega şehri İstanbul'dan bahsettik. Ancak şehir çok fazla detay barındırdığı için ikinci bir video hazırlamak gerekiyordu. Örneğin İstanbul çok yoğun bir şehir olduğundan burada ulaşım adına büyük yatırımlar mevcut.
İstanbul'a şehir dışından veya yurt dışından gelmek isteyen bir insan, İstanbul Havalimanı gibi her yıl 65 milyon dolaylarında yolcuya ev sahipliği yapan bir fırsata sahip. Hatta burası dünyanın en çok yolcu ağırlayan 5 büyük havalimanından bir tanesi. En kalabalık olansa 2023 yılında 93.7 milyon yolcu ağırlayan ABD Atlanta Uluslararası Havalimanı'dır. Ayrıca İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı adında başka bir büyük havalimanı daha var. Bu noktada şehrin hangi bölümüne iniş yapacağınıza karar vermelisiniz. Örneğin İstanbul Havalimanı şehrin Avrupa bölümünde, kuzey kesimde yer alıyor. Sabiha Gökçen ise İstanbul'un Asya bölümünde bulunuyor. Fakat İstanbul Avrupa yakasından Asya yakasına geçmek isterseniz elinizin altında Marmaray gibi mükemmel bir ulaşım ağı mevcut. Marmaray sayesinde insanlar Avrupa yakasından Asya yakasına denizin altından bir metro yolculuğu yapabiliyorlar ve dakikalar içerisinde istedikleri yere ulaşabiliyorlar. Bu proje yapılmadan önce pek çok kimse hayal gibi bakıyordu ancak yüksek mühendislik işçiliği ve teknolojinin getirdiği imkanlar sayesinde denizin altından bir metro ulaşımı İstanbul'da hizmet vermeye başladı. Eğer cebinizde bir İstanbul kartınız varsa vapur dahil İstanbul'daki tüm ulaşım seçeneklerinden faydalanabilmeniz mümkün. Özellikle vapur seyahati İstanbul içinde sadece ulaşım değil turistik bir atmosfer de yaratıyor. İnsanlar vapurla seyahat ederken yerlerinde oturmazlar. Havada uçuşan kuşları ve denizi seyrederler ve hatta onlara simit atarlar. Bu şekilde İstanbul halkı stres atar ve ciğerlerine bolca temiz hava çekerler. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki İstanbul'un nüfus yoğunluğu sadece Türklerle alakalı değil. İstanbul bugün yabancı göçmenlere tam anlamıyla doymuş ve kapasitesini aşmış bir şehir. Türkler burada daha fazla turist görmek istiyor, daha fazla yabancı yerleşimci değil. Mesela Avrupa yakasından çıkıp Asya yakasına da gitseniz İstanbul'un ne kadar çok bir Orta Doğu kökenli insan barındırdığını daha net şekilde anlayabilirsiniz. Bunu sadece fiziksel duruşlarından değil, bozuk bir Türkçe konuşmalarından da anlayabiliyorsunuz. Zaten İstanbul bütün Türkiye'nin karışımı gibidir. Bugün gerçek bir İstanbulluyu nasıl tanımlarsınız diye bir soru sorsak, eminim Türkler bile bunun cevabını tam olarak veremez. Diğer yandan Türk halkı her ne kadar trafikte olmasa da hayat düzenlerine karşı sabırlıdır. Türkler kolay kolay mücadele etmekten vazgeçen kimseler değillerdir. Sıkı çalışırlar ve pek çoğu kendi işini yapar. Ekonomileri ne kadar çalkantılı olursa olsun bir Türk her sabah erkenden kalkıp dükkanını açmaya gider ve ürünlerini satmaya çalışır. Bu dükkanlar genellikle yeme içme üzerine olsa da hediyelik eşyalar, halıcılar, kıyafet dükkanları da epey yoğun İstanbul'da. Ancak dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi İstanbul'da da pazar günleri çoğu dükkanı kapalı görürsünüz. Dükkan sahipleri pazar günleri kepenklerini kapatırlar ve ara sokaklar genellikle boş olur. İnsanları iş yerlerine genellikle metroyla ve belediye otobüsleriyle giderler. Çünkü Türkiye'de hem petrol pahalılığı hem de İstanbul'un trafiğindeki aksaklıklar insanları toplu taşıma kullanmaya itiyor. Petrol demişken Türkiye'de bugün 1 litre benzinin fiyatı petrol istasyonlarında 34.54 Türk lirası yani yaklaşık 1,5 Amerikan dolarıdır. Bir Avrupalıya göre bu tutar normal gelebilir ancak ayda 400 ila 700 dolar arası ortalama bir geliri olan Türk halkı için büyük bir gider anlamına geliyor. Kaldı ki Türkiye'de sıfır araba fiyatları da bir o kadar pahalı. Örneğin Avrupa'da 50 bin dolara son model sıfır lüks bir araç alabilirsiniz ancak Türkiye'de aynı aracın karşılığı en az 100 bin dolardan başlıyor. Bu ülkede bir araba aldığınızda arabanın değerinin bir o kadarını da devlete vergi ödüyorsunuz. Türklerle alakalı başka bir özellik daha var ki bunu da net olarak İstanbul'da görebilirsiniz. İnsanlar burada sık sık çay molaları verirler. Sadece tatil günleri değil, çalışırken de saat başı çay içme gereksinimi duyarlar. Yaptıkları iş ne olursa olsun dükkanın bir köşesinde demlenen sürekli bir taze çayları bulunur. Çayı içmek için içmek değil, daha çok sohbet etmenin bir aracı olarak görürler. İki Türk bir masada çay içerek saatlerce sıkılmadan sohbet edebiliyor. Konuşulan konularsa genellikle ekonomi, futbol ve birilerinin dedikodusu oluyor. Örneğin sabah 8'de dükkanını açan bir insan saat 10 gibi ilk çay molasını veriyor. İstatistiksel olarak da dünyada İrlanda ile birlikte en çok çay içen toplum Türklerdir. 85 milyonu aşkın nüfusuna göre bir orantı yapılacak olursa kişi başı yılda 3,5 kiloya yakın çay içiliyor bu ülkede.
Türklerin başka bir güne başlama alışkanlığı ise çorba içmektir dostlar. Burada insanlar gecenin geç saatlerine kadar eğlenirse, sabaha karşı arkadaşlarla çorba içmekten büyük keyif duyarlar. Benzer şekilde sabah işe gitmeden önce kahvaltıyı çorba olarak içen önemli bir kitle var. Bu çorbanın türü genellikle mercimek çorbası oluyor. Ayrıca sokakta yoldan çevireceğiniz her 10 yetişkin insandan 8'i büyük ihtimalle sigara içiyordur. Türkiye'de ve İstanbul'da insanlar 18 yaşından önce bile sigaraya başladıkları oluyor ve sigarayı yaşlanana kadar bırakamıyorlar. Türkler karakteristik olaraksa uyumlu insanlar olarak nitelendirilebilir. Siz bir yabancıysanız Türkler sizin İstanbul'daki yaşam tarzınıza pek karışmazlar. Hassas oldukları bir takım genel değerler var ve onlara karşı kesinlikle saygı duymalısınız. Bunlardan birincisi İslamiyet'e ve Müslümanlara olan saygıdır. Siz dışarıdan bu ülkeye gelip onların değerlerine saygısızlık ederseniz büyük ihtimalle orada fazla kalıcı olamazsınız. Bu nedenle İslamiyet'e karşı muhakkak hoşgörülü olmalısınız. Mesela Türkiye'yi bütün olarak ele alırsak, insanlar çok dindar bir yaşam geleneği sürmezler. Ancak dinlerine karşı sıkıca bağlıdırlar. Nüfus kimliklerine göre bakıldığında, ülkenin %99'u Müslüman kimselerden oluşur. Başka bir konuysa, ülkelerinin tarihsel kurucuları ve büyük liderlerine karşı duydukları sevgidir. Türkiye'de insanlar, özellikle Osmanlı İmparatorluğu hakkında ya da Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk gibi büyük tarihsel karakterlere asla toz kondurmazlar. Örneğin Türkiye'de bolca Mustafa Kemal Atatürk heykeli görürsünüz. Eğer bu heykellerin önünde yakışıksız pozlar verirseniz veya aşağılayıcı eylemlerde bulunursanız istisnasız şekilde tutuklanırsınız. Çünkü Atatürk mevcut cumhuriyetin kurucusu durumunda ve onun mirasına hakaret etmek yaşınız ne olursa olsun suç sebebidir ve sonrasında hayatınız kararabilir. Buradan bir çıkarım yapacak olursak, Türklerin hem dinlerine bağlı hem de milliyetçi kimseler olduğunu söyleyebiliriz. Şayet İstanbul'da ve Türkiye'de onların kurallarına göre yaşarsanız, son derece sıcak geri dönüşlerle karşılaşırsınız. Öte yandan Türkiye'de ve İstanbul'da zengin paralı bir hayata karşı daima bir hayranlık vardır. İnsanlar burada küçük yaştan itibaren hep zenginlerin yaşamlarını özenirler. Prensip olarak Türk dizilerini referans alabiliriz. Televizyonunuzu açıp bir Türk kanalında dizi açarsanız, dizi karakterlerinin başrollerinde daima zengin bir erkeğin ve fakir bir kızın hikayesi anlatılır. Kız genellikle çok güzeldir, erkekse kızı gördüğü an hayatının aşkını bulmuştur. Sonrasında bunlar birleşmeye çalışırlar ancak olayların çevresinde bir sürü entrikalar gelişir. Zengin erkeğin ailesi büyük ihtimalle kızı kabullenmez ve ona türlü oyunlar açarlar. İşin garip yanı Türkler, aynı senaryoda 50 dizi çekilse 50'sini de sıkılmadan izliyorlar. Onlar entrikaları gerçekten seviyor ve izlemekten keyif alıyorlar. Bunu yaparken de onların yaşamlarını kendilerine örnek alıyorlar ve parayı bulmaya çalışıyorlar. Türkler için markalar büyük önem taşıyor ve herkes gücünün yetebildiği en iyi marka ürünleri kendisine alarak sosyal medyada bunu kanıtlamaya çalışıyor. Bu ülkede alım gücü çok zayıf olduğundan, maaşlar düşük ve her şey pahalı olduğundan, insanlar en ufak bir marka ürüne sahip olduklarında maalesef ki bunu kanıtlama çabasına giriyorlar ve bu şekilde kendilerini mutlu ediyorlar. Bunun dünyadaki başka bir örneği Brezilya dizileridir. Brezilya'da da benzer diziler çekiliyor. Her iki ülkede de ekonomik krizlerin olması, hayat pahalılığının fazla olması, alım gücünün düşük olması gibi benzerlikler sanırım bu iki ülkenin hayat senaryolarını bile birbirine yaklaştırmış durumda. Türk dizilerinin Brezilyalılarınkinden en önemli farkı ise dizilerde pek sigara içen ve özellikle alkol kullanılan sahnelere asla rastlayamazsınız. Türkler özellikle alkole karşı temkinli politikalar uyguluyorlar ve halkın mümkün olduğunca alkolden uzak durmasını isteyen bir yönetime sahipler. Bundan dolayıdır ki Türkiye'de alkol ürünlerine büyük vergiler uygulanır. İnsanlar aşırı pahalı alkol fiyatları karşısında alkol satın alamazlar ve içemezler. Alkolün tiryakisi olanlarsa evde kaçak içki yaparak bu alışkanlığını devam ettirebiliyor. Yemek konusundaysa İstanbul, Türkiye'de tadına bakmak isteyip bulabileceğiniz her çeşidi içerisinde barındırır. Türkler yemek kültürü olarak da Osmanlı'dan pek çok miras devralmıştır ve dünya mutfağından ilhamlara gerek duymazlar. Bu konuda kendilerine çok güvenirler. İstanbul'a gidip Türk yemeklerinin tadına bakanlar asla hayal kırıklığına uğramazlar. Zaten uluslararası değerlendirmelerde dünyanın en zengin mutfakları arasında her zaman ilk sıralarda yer alıyorlar.
Mesela hafta sonları mekanlarda serpme kahvaltı yapma gibi bir gelenekleri var. Kocaman bir masada tek bir boş yer kalmayacak şekilde bir sürü yiyecekler konur ve sevdikleriyle birlikte zengin bir kahvaltı keyfi sürerler. Bunu yaparken de günlerinin yarısını restoranda geçirebilirler. İstanbul'da turisti kendisine en çok çeken yapı ise şüphesiz ki Ayasofya ve Sultanahmet camileridir. Esasında Ayasofya bir müze olarak hizmet veriyordu ancak geçen yıllarda cami olarak tekrar hizmete açıldı. Sultanahmet Camii ise muazzam derecede ihtişamlı duran ve 6 minareye sahip bir eser. Bu iki eser karşılıklı olarak birbirine bakıyor ve ortası ise bir meydana çevrilmiş durumda. İstanbul'a giden hemen her turistin mutlaka uğradığı bir yerdir Sultanahmet Meydanı. Bölge turistik bir değere sahip olduğundan Ayasofya'nın çevresindeki yollar ve meydanlar da son derece bakımlı ve temiz tutulur İstanbul'da. Türkler sahip oldukları en değerli bölgelerini dışarıdan gelen insanlara karşı en iyi şekilde sunmak isterler. Bu durum onların ev kültürlerinde de var. Örneğin 3 odalı bir yerde yaşayan Türk bir aile eve misafir geldiğinde onları evin en gösterişli yerinde ağırlamak isterler. Bu da onların tabiriyle salon oluyor ve evin diğer odalarına göre daha büyük bir yapıya sahiptir. Ayrıca gerek İstanbul'da gerekse Türkiye'de düğüncülük fazlaca yaygındır. Türkiye'de bir erkek ve bir kadın evlenmek isterse ve düğün yapmazlarsa toplumun karşısında mahcup bir duruma düşerler. Gösterişi gerçekten seviyorlar ve düğünsüz evlilik törenlerine çoğunlukla tahammülleri yok. Pek çoğunun durumu iyi bir düğün yapmaya elverişli olmadığı halde borçlarla ve banka kredileriyle yemekli ve organizasyonlu düğünler yaparlar. Sonrasında düğünde takılan takılarla düğün borçlarını öderler. Ancak şimdilerde özellikle İstanbullu gençler bu kafa yapısını terk etmek istiyorlar. Zaten pek çoğunun evlenme gibi bir amacı da kalmadı. Örneğin Asya yakasındaki Kadıköy'e veya Avrupa'daki Beşiktaş Bebek tarafına giderseniz ve oradaki gençlerle konuşursanız pek çoğunun kafasında evlilik gibi bir düşünce yok. Özellikle yüzlerine baktığınızda her birinin ne kadar alımlı, bakımlı ve Avrupa'yı görünümlü olduklarını görebilirsiniz. Bu bölgedeki kadınlar İstanbul'un batı görüşlü ve daha özgür iradeye sahip kadınları olarak tabir ediliyorlar. Eğlence bakımından da özellikle Kadıköy ve daha lüks içinse Bebek İstanbul'daki gece hayatının başını çekiyor. İstanbul genel olarak uyumayan bir şehir olduğundan geceleri bile o şehirde kendinize uygun insanlar ve mekanlar bulabiliyorsunuz. Ya da Üsküdar Kuzguncuk'ta otantik binaların etrafında huzurlu yürüyüşlere çıkabilirsiniz. Şehirde modellerin ve zengin Arapların en çok yaşadığı yerse zengin bir bölge olan Nişantaşı bölgesidir. Bunu da belirtmekte fayda var. İstanbul öyle bir yer ki bazı kısımları Hindistan'a, bazı kısımları Paris'e, bazı kısımları ise New York'a benzeyebiliyor. Mesela gecekondu mahallelerine giderseniz kolay kolay kameranızı çıkarıp çekim yapamazsınız. Altınızda araba bile olsa insanlar arkanızdan koşturup peşinize takılabiliyorlar. Gecekondu mahalleleri genel olarak güvensizler ve neyle karşılaşacağınızı tam olarak bilemiyorsunuz. Ancak oralarda çıkıp kendinizi Levent gibi yerlere atarsanız bu sefer de kendinizi New York Manhattan'da hissedebilirsiniz. Burası İstanbul'un en büyük iş merkezlerinden bir tanesi ve Avrupa yakasında bulunuyor. Aklınıza gelen çoğu bankanın ve şirketin merkezi binaları burada bulunuyor ve gökdelensi tarzda devasa yapılar, plazalar sizi karşılıyor. Dolayısıyla İstanbul'un en gelişmiş ve en modern mahallelerinden birisidir Levent ve Beşiktaş'a bağlıdır. İstanbul videomuzun sonuna geldik. Hoşça kalın.